Hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Kutlar hepiniz. Hoş geliyorsunuz. Ben de bu arada biraz antrenmanlara falan bakıyordum. Hoş geldiniz. Biraz oyunculara oyun karakteri katmaya çalışalım. Erencan sanırım tamamladıktan sonra en iyi özellikleri bir oyun olacak. Bir tık iyi olacak. Ama pas olmayacak. Anşaş. Topu üzerinden aşırma falan çok görmedim ben. Aban. Topu abanma çünkü senin önerin ne? Merkezden koşu. Bakalım merkezden koşu yapsındır. Aslında köşe plase yapacaktık ama uzaktan şut çok. Kalıp biz uzak duruyoruz. Uzak gün. Sağdan içe kat et. Sağ kanat. Görüm geleceğim size. Sağ kanattan. Ne? Her iki kanattan. Sağ kanattan içe kat. Daha en son yaptığımız takımı da şöyle takım seç kaydet deyip bu yazalım. Hepiniz hoş geldiniz tekrar arkadaşlar. Galatasaray kariyerin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Kasımpaşa ile oynayacağımız maçla bu bölüme başlıyoruz. Kasımpaşa'dan sonra Shakhtar deplasmanı var derken Güvenlik Adam adlı kullanıcının hediye ettiği 3 aylık hediye abonelik de 2. ayına girmiş. 3 ay oldu vay be demiş Kaan. Eyvallah Enes'cim. Sağ olasın. Kesene bereket yerini. Kanalı sana bırakacağım Mesut'u. Ben gideceğim. Geldiniz. Valla Enes gizli çalışıyor. Hiç bakmadım Malatya veya diğer takımların transferlerine. Onlarla alakalı da bir şey yapmayı planlıyorum. En azından canlı yayında bakarız. On 12. Ha. Yok ya 14'te 14 yapmışındır. Nazar değdi zaten Kaan. Şu an nazarın değdi. Şu an hani maçı çıkmaya gerek yok. Kaybettik. Arkaoyu. Sangali Gökay yerine. Taylan kalsın. Feguli. Maaşıyla alakalı çok şey yazılmış. 4 devre arasında Feguli'yi satabilir miyiz ya? 4.52 nedir ya? Takımın rızkını yiyor lan adam. Çıkartalım. Taylan yapalım bari de. Başlayalım. Gol olan topla buluşma oranımız çok kötüymüş. Bir rakibin. Rakip ceza sahasında 363 kez topla buluştuk. 7 tanesi gole çevirdik. Evet çünkü kanat oyuncularından şey yapamıyoruz. Kaleyi gör. Çok kötü. Osman Bey hoş geldin. Dionysos hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrar. Ve Galatasaray kariyerinin 3. bölümünün ilk maçına çıkıyoruz. Kasımpaşa deplasmanı. Yine İstanbul'dayız ama umarım kazanırız diyecektim. Maç başlamadan Marko kart gördü.
da soldan geldi. Saracchi tercih. Henry sen yap bir şey seri. Of, çok iyi tuttu kaleci be. Kaleci ne yazık ki çok iyi tuttu. Be. İsteyim elbet, hadi bakalım. Valla durumlar iyi gidiyor. Şu maç alırsak 13. galibiyetimizi alacağız ligde 15. maçta. Sangalli iyi döndü kanada. Koşu yoluna güzel bıraktı. Saracchi kontrol Onyekuru. Of. Lan şu devre arasına gidene kadar, yani şeye kadar bir 2-3 maç Avrupa Şampiyonlar Ligi, Kupa, Lig. Şöyle 3-4 gol atsan da biraz seni pazarlama şansımız olsa. Eto'o ile alakalı videoyu var. İzlediğimi bilmiyorum Zenci ama iyi bir transfer bence. Tabi bizde şöyle bir olay var. Bir takım transfer yapar, kötü oyuncu. O bütün takımlar için geçerli. Bütün herkes için geçerli değil ama çok. Ama ne yazık ki genellik böyle. Yani bu artık troll amacıyla yapılıyor. Hani Etobo için çok olumsuz şeyler de söyleyenler var. Ben Etobo'nun iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Uyum sağlayabilirse verim alabiliriz. Bu da çok önemli. Yani oyuncunun iyi olup uyum sağlayamadığından dolayı çok kötü performanslar gösterdiğini de gördük. Pavelka, Falcao hiç yoktu yalnız maçta, farkında mısın? O top, Şener. Niye Şener var orada? Demina çok kötü. Sangalli. Değil. Bunları hep bilinçsiz. Ah, aklı başında bir adam aldı topu ayağına. Hadi Henry be. Evet, ben Transfermarkt'tan baktım. Öyle sakatlığı bilinmiyor yazıyordu. Hani sakat zannettim ama evet, sakat değilmiş. Babasını kaybetmiş. Maçlar falan iptal olunca da orada kalmış. Son dönemde oynayamamış. Sağ çok kötü. Haydi seri çok iyi gönderdin. Aferin Taylan. Her transfer risk taşır ya. Her transfer risk taşır. Bu kadar basit ya. Zeyn hoş geldin. Bir tane daha orta saha oyuncusu vardı. Etobo gibi. Kariyerlerimde kullanıp böyle İyi yerlerde görmeyi umduğum ama işte Premier Lig'de tutunamadı. Imbula vardı. Hatırlayanınız var mı? Biliyorsunuzdur illa. Gionelli Imbula. Orta saha oyuncusu. Hollanda'daydı bir ara. Yok, yine sallamışım. Fransa, bak. Fransa Ligi'ndeyim. Pardon. Bu adam da iyiydi. Premier Lig'e gitti. Bak, iyi paralara transferleri görüyorsunuz. 20, 22,5. Sonra bedelsiz olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Vur lan Falcao be. Bir tane ayağına getirdik de onu da orada bekliyorsun be. Falcao atacak. Neyse, yardımcı forvet destek yapayım biraz daha. Milleti çıldırsın. Orta sahaya gelsin. Bırakma onu. Aferin Lines. İyi de pas verdi. Feguli. Evet, doğru diyorsun Dionysos. Doğru. Bence güzel örneklerden birisi Enzonzi. Ligdeki belki de, yani bana göre hani en iyi orta sahalardan birisiydi Enzonzi ama ya koşarak uzaklaştı adam resmen. Hayır.
Aman duran toplarınıza başlayacağım sizin ya. Sıfırdan da maçı vermezsin ya. Aynı noktadan iki tane duran top ve iki tane gol yiyoruz ya. Böyle, yani işte. Duran toptan da verme. Ya değiştirmiyorum. Lanet olsun. Düşme hattından kaçar tabii. İki tane duran toptan şey yedik. Gol yedik. Saçmalık. Kaan senin nazarın bunlar hep. Ya yenilmedik. Daha 2-0'dan verdik maçı ya resmen. Yenilmiş kadar oldum. Tyson. Evet çok tehlikeli. Git şu an dua ediyor. Hafta sonu inşallah sokağa çıkma yasağı olmaz. Manitamla buluşacağım. João Pedro. Cagliari ile sözleşmesi varmış. Penaltı kullanması muhteşem. Topsuz alan güzel. Bitiricilik iyi. Pas iyi. Teknik iyi. Fiyat çok pahalı ama 14.70. Neyse biz takip biz bekleyin. Biz ölücüyüz abi. Ben ölücüyüm. Bedavayı almaya çalışırım. İki oyun kuruculu sistem oynayacağın şeye bağlı. İki oyun kurucu. Üç oyun kurucuyla oynadığımız kariyerimiz var bizim. Canlı yayında oynadık. Ajax geçen sene. 3 oyun kurucuyla oynadım. İlk sezon ligde şampiyon olup UEFA Avrupa Ligi'ni almıştık. Yani önemli olan aslında oyuncunun rollerine göre biraz bir şeyler belirlemek. Oyunda ama dinlenmen lazımmış. Ahmet var ya orada taş gibi. Ahmet alır götürür. Seri biraz yorgun. Seri de değil. Daha kimseyi aldığımız yok. Gözlemleyelim biraz. Gözlemcilik ağımız gelişsin. Oyuncular onlarla ilgilendiğimizi fark etsin. Hoş geldin Bordo. Trabzonspor'da evet ya çok üzücü bir sakatlık. Ronsen de iyi bir şey. Orta saha oyuncusuydu. Shakhtar deplasmanında aferin Marko. Bak orayı geçmen lazım senin bir kere. Orayı geçmen lazım senin bir kere. Çok güzel. Remina geçen maç çok kötüydü. Orta saha döküldü. Evet. Real Hispalis, Real Betis, Real San Sebastian'da Real Sociedad. Yani aslında o şehrin adı Real San Sebastian. Real Sociedad takımın adı ya. Onun böyle oyunda aynı şekilde yapmış. Takım adıyla şehir adını aynı yapmış. Saracchi atıyorsun da top benden gitsin diye at. Bu da o. Sahipsiz topları. Lemina çok önde kaldın orada. Oy Tyson, oy. Tamam. Aferin Saracchi. Henry aferin be. Ama orada yani neyse, neyse hadi en azından Henry top kapıp falan bir şeyler yaptı. Aferin Saracchi. Çabuk döndü. Vay Ahmet Çalık nerelere indirdin sen öyle ya? Onyekuru yürü be. Merkeze dön. Kral orada. Kral da gönüllerin kralı ya adam. Neyse şöyle destek yapayım bari orta sahaya gelip biraz top alsın. Hadi Lemin. Yalnız çok iyi basıyoruz ya. Ve çok iyi top kaptırıyoruz. Çok iyi basıyoruz dediğim anda topu kaptırıp kontradan gol mü yemek?
Yatov yemin etmiş. Çizgi dışına çıktı, heyecanlandı adam. Yalnız Shakhtar'ın iç saha formasıyla Galatasaray'ın iç saha formasının aynı olması. Hayır. Of. Ya dışarı giden topu rakibe indiriyorsun. Abi o çalımı nasıl yediniz 3 kişi ya? Teşekkürler Bünyam, hoş geldin. Teşekkürler Barış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yani şu 3 kişi, şu adam ya, biri önünü kapatmak için koşar ya. Böyle bir çalım yeme, böyle bir oyundan düşme şekli yok yani. Güzel sağ bek dolu. Ya aslında bu şey maç, öylesine formaliteden çıkıyoruz. Oğlum, yani bu mudur? Böyle mi çıkıyoruz? Vallahi verdik maçı ya. Ben para alamayacağız, onu üzülüyorum ha. İki hata, iki gol. Kasımpaşa maçında da iki tane duran toptan gol. Yani şöyle hani maç kaybetmenin şekli de adamın üzüntüsünü doğrudan etkiliyor. Hani Kasımpaşa'daki puan kaybı çok sinir bozucu bir kayıp. Al işte Marko, ne yapıyorsun? Topukla nereye pas atıyorsun ya? Saçmalık. Markağan'ın yüzünden iki tane yediğimiz gollere bak. Yemin ediyorum Luyendama Markağan ikilisi daha iyi ya. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktık. Abi böyle bir pas hatası yok. Ve aldın topu. Bu nedir lan? Dönsene şuraya. Adama veriyorsun. Daha yani onların atamadığı şekilde veriyorsun pası. Teşekkürler Marek, hoş geldin. Diyecekler. Ah. Saratçı da öldü. Muslera'yı aldık. Vallahi Muslera'yı oynatsam önde daha iyi oynardı. Halkayla çok zayıf kalıyor ön alan ya. Hadi Yiğit'cim. Allah zihin açıklığı versin. Artık bizim yürüyor. Adım bile atamıyorlar. Kanat. Olur, o da olur. Çok güzel olur hem de. Hatta aferin. Son dakika. Çektim de yok. Beraberlik golü gelir mi? Maicon'la oynamasak kazanacağız belki. Yine sen yapmak. Oha. İşte sağlık olsun. Yani şu iki maçtaki
Tek bizi mutlu eden olay bireysel hatalardan dolayı yediğimiz goller ya da duran toptan yediğimiz goller. Lemina, Ukrayna'da Shakhtar deplasmanında bir gol bir asist yapıyorsun. Kasımpaşa deplasmanında sahada yoksun. Kaç 9 puan. Shakhtar Avrupa'ya gitmek için şey yaptı, saldırdı. Salzburg son maçta mı puan aldı? Yok. Şampiyonlar Ligi'nde kim gelecek bakalım. Lemina en hızlı golü kaydetti. Evet. Omar Alson. Bu neymiş lan? Nasıl Suriyeli golcü lan? Oha. Bitiricilik 18. Ama 16. Güç müç. Çeviklik yok da takım oyunu falan da yok ama adamda. Konsantrasyon 17. Agresiflik yok. Neyse, önemli değil. Cesaret de fena. Nasıl? Ne kadar enteresan bir profil ya. Çok enteresan profili vardı. 5 maçta 112 golü var. O adam tam çift forvet oynayacak takımın şeyi, futbolcusu. Çift forvet. Pivota çakacaksın abi. Adam zıplama 18 ya. Duran toplardan attığı yeter. Ya bizim şu sol kanada bir şey yapmamız lazım. Onyekuru ile Saracchi bir aradayken. Top mu var golcü? Maçta vallahi Andone ile oynayacağım ya. Falcao hala gelemedi kendine. Teşekkürler Mevlüt, hoş geldin. Gözlüklü Hasiç uğruna alalım. Ha, gördüm. Kortta attın. Bu arada aramıza katılan arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tonali'nin Milan'a gitmesine ne diyorsunuz? FM oyuncuları tabii ki de diyecek ki bir Tonali gider, 1000 Tonali gelir yani. Şener Lines. Nerede benim dev nerede dev? Marko, Allah canını almaya, tamam mı? Şöyle bir sakatlıktan döndükten sonra çok zor kendilerine gelmeleri ya. Ya kiralanır belki ilk sene diyeceğim ama sanmam herhalde. Tonali çöl. Nick güzelmiş yalnız, bir biyomedikalci. Marka bak, arkadaşına verecek. Sarı kırmızılar biziz. Ha? Aferin. Penaltı hoca. Hocam penaltı o açalım yedikten sonra zaten Lopez arkadan hop götürüyor. Olmaz bu işler böyle. Penaltı yaptırıyorsunuz. Benacer var orta saha Milan'da. Brancusi var. Haydi oğlum. Seri. Aslan be. Hakan. Gerçi Hakan biraz daha önde oynuyor. Hani ben daha merkeze yakın oynayanları saydım. Ah be, Luyendama'nın kısmeti değilmiş. Direkten döndü be. Güncellemelerini de indirmen lazım ama Kubilay. Yani o 100 paketinde atıyorum 120 bin tane oyuncu yüzü var ama
Ayda bir veya iki tane güncelleme getiriyorlar. Of, Guinness ne attın be. Bu siteye gidip buradan Faceback, Cutout Faceback'lerin böyle paketleri var. Senin indirdiğin 10.00, 10.001, 10.002 öyle gidiyor. Şu an 12'lerde falan olması lazım. Oy 90. Haydi. Lan be. Lan bir de öyle düşsün yere de içeri girsin top ya. Neden? Nereden güncelleme? O söylediğim sitenin linkini de attım az önce. Söyledim. 10 GB'lık bir paket var. 100 yaması. 10.00'a kadar olan bütün 100 yamaları, bütün yüzler mevcut. Olur, neden olmasın? İşte bütün oyuncuların, personellerin yüzü var. Dava çıkmasın. Aferin Saracchi Ese. Lemina'nın orada bir hatası var. Önde kaldı, gelemedi. 100 yamasından bahsediyorsan 100 yaması var ama diğer yamalardan bahsediyorsan bilmiyorum. Ben ihtiyaç duymadığım için hiç aramıyorum. Şurada biriniz öne çıksanız, şu top buralara gelmeden şey yapsak. Biri de çok. Haydi seri. Nainggolan mı? Vallahi Nainggolan'ı ben izlemek isterim ya. Geçen sene de konuşuldu da. Eşinin rahatsızlığından dolayı tedavi görüyordu. İtalya'da kalmayı tercih etti. Bu sene de bilmiyorum tabii, eşinin durumuna bağlı bence. O biraz daha o durumları doğal olarak düşünüyor. Aha, top düştü gitti Fegüli'nin önüne. Hiç sevinmiyor adam, baksana ya. Gol attın, gol. Luyendama. Ye onu ulan, var ya yemin ediyorum. Luyendama gitti adama, bağırdı ver topu diye, bak bir de görüyor musun adam? Kırmızı kart. Abi stoper işte. Stoper var, stoper var. Marka olsaydı şimdi topu bir de adama vermişti. Adam gol atamayınca penaltı yaptırmış. Geri oradan vurabilirdin aslında. O gün. Neyse, genç oynatıyorum. Oğlum yaş muhabbeti yapmayın lan benim yanımda. Lütfen oyuncuların yaşını yazmayın. Emre Belözoğlu da futbolu bıraktı. Benden yaşlı futbolcu kalmadı. Bir Fatih Karagümrük'ün kalecisi var galiba. Yaş konusunu kapatıyorsunuz.
Haydi Belines. Sangalli. Sangalli değildir. Sangayi. 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 Altı oldu. Attığım kaleyi bulan şutların yarısını gol olmuş lan. Lung kalede yoktu galiba. Canım kaç gösterdiğin önemli değil. Bir de tamam gösterdiğin hissettiğin bir şey var ama fiziksel olarak da bir gerçek var yani. Fiziksel olarak 20 yaşındaymış, 25 yaşındaymış gibi hissetmiyor insan bir süre sonra. Adamın derdi yok, tasası yok, her şey rahat. İşte ben 55 yaşındayım ama 20 yaşında hissediyorum. O kadar parayı bana ver, ben de öyle hissedeyim. San Marino'ya 3 gol atmak. Hangi takımla attığına bağlı. Gözlüklü Hasiç uğruna aldık bu maçı. Hadi bakalım. Seri başı değilmişiz. Yani diyorlar ki seni bir dinozor Rex'in önüne atabiliriz. Seri başı takımlardan kim gelsin? Porto gelsin diyecektim. En iyisi Valencia. O da yani ya en kötüsü mü gelir ya? Ya en kötüsü mü gelir? Liverpool isteriz ya. Al sana Liverpool. Bak vallahi Real Madrid falan, Barcelona falan gelse var ya mücadele ederiz biliyor musun? Şey yaparız. Liverpool sadece çırpınacağız yani. Sadece çırpınma var. Başka hiçbir şey yok. Ama ben çıkacağım. Aslanlar gibi hücum futbolunu oynayacağım. İçeride dışarıda. Gökhan 35, Emre 40 yaşında. Sen de yaşlı futbolcu kalmadın. Bak bak adam nerelerden buldu ya. Kaleye otobüs mü? Valla ben sana söyleyeyim, öyle kaleye otobüs falan çekiyorsun. İlk fırsatta yapıştırıyor adamlar. Abi rekor mekor dinlemeyeceğim ya. Liverpool'la benim aramda zaten özel şeyler var. Kupa diyelim. Yunus, Ömer, Ahmet, Lindama. Marka Ahmet çıkalım lan. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım Gökay, Yunus. Hayda. Yo, Gandalf o konuda başarıya doydu değil. Bence oyuncunun karakteriyle alakalı bir şey var. Bir de Fernando yine iyi oynadı. Kötü oynamadı. Dirk Kuyt da var. Dirk Kuyt da iyi bir oyuncu mesela. Ama Fenerbahçe daha da şey yaptı yani. Bırakmadı. O oyuncunun karakteriyle alakalı biraz da. Arkadaş bu ne hasiçmiş ya. Allah'ım Şener.
Robben şeye gitmişti değil mi? Hollanda'da bıraktı değil mi Robben? Eyvallah Ripley, görüşürüz. Zaten Ripley, evet, tekrarını YouTube'dan izlersin. Adamın Nicky ile icraati birebir uyumlu, vallahi harika ha. Liverpool maçını Ahmet Çalık isteriz. Abi Falcao yani bilmiyorum. Falcao mı bozuk? Falcao fiziksel olarak herhalde daha şey yaparlar. Levent Şahin başarıdan emin. Şu hazırlıklar nedir ya? Augsburg, Legia. Gençler Birliği. Maçı da yapıp devre arasına koşarak gidiyoruz yani. Baksana adama ya, ne kadar enteresan profil. Pas için potansiyeli biraz abartı. Bence abartı değil. Niye abartı olsun? Yani Antonio Marin Dinamo'da kalınca işte böyle çok iyi profillerde çıkıyor. O da aynı takımın altyapısındaydı. Beşiktaş'a geldi. Dinamo'nun çıkardığı oyuncular. Tabi bu sene göreceğiz. Süre alırsa, süre aldıkça bazı şeyler daha netleşecek. 160 olamaz ya. 160 olabiliyor mu? Potansiyel yetenek aralığı kaç ki onun? Bir taraftan Andone ile başlayacağım. Vallahi Onyekuru artık Saracchi ile Onyekuru anlaşacak. Benim yapacak başka bir şeyim yok. Aa, Gökay var orta sahada. Neyse ya, kalsın, bir şey olmaz. Evet, Hasic'e bakacağız değil mi? Aydin Hasic. 130-160 potansiyel yetenek aralığı varmış Hasic'in. Hasic Beşiktaş kariyerinde kesin bende 140'ta falan, 135'te falan çıkmıştır ha. Oo. Çok iyi be seri. Sakin. Gökay sırıtmazsa orta sahada. Güzel top Lines. Gökay sırıtmazsa derken iyi gördü boşluğu ve asist. Aferin çocuklar. Haydi böyle 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 böyle. Oğlum Marka'ya top gelince ödüm patlıyor ya. Bu arada Marka'nın piyasası ne? Haydi Henry.
Pas vermiyorlar birbirlerine, zorla veriyorlar. Of. 2 oldu, 2 2 2. Yok artık, 20 mi? 25 30 mu? Kırk beş mi? Yamayla falan mı oynuyorsunuz? Nasıl oluyor o paralar ya? Bahsettiğimiz oyuncu marka 45'e 45 milyon lira mı senin dediğin? Beş milyon euroyu veren şey neyse, oyunun bug'ı var herhalde. Bak gene kafayla indirdi şey. Andone. Kanattan hücuma kalktıklarında beklerin ileri çıkmasını bekliyorlarmış. Ne yapayım yani? Ne yapabilirim? Ramos. Bizi idare eder mi acaba Flavio Ramos ya? Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu galiba. Çok iyi be. Haydi Andone be. Adam ne attı be, defans arkası. 10. golü bu sezon. Hiçbir mod ve hiçbir yama kullanmıyorum. Grafik paketleri haricindeki. Henry Onyekuru. Tek top. Gol attığında enteresan bir koşu yaptı böyle. 51. bölge miydi neydi? Oraya girecek olanlar falan vardı ya. Böyle koşacağız ellerimiz arkada. Galatasaray kariyerinin ikinci bölümünün açıklama kısmında var. Oradan indirebilirsin. Karachi. Andone her yerde. Of. Baba ne yaptın ya? Adam leblebi gibi adam çalımladı ya. Bak şuraya bak. Bir. İki. Sayı vurdu. Üçüncü oyuncu. Hoş geldin. Henry Onyekuru. Nes 2 gol. Onyekuru 3 asist. Andone 2 gol. Hadi hayırlısı bakalım. Ama oyun bize iki tane iğrenç şey yaşattı. Bir beraberlik, bir de iğrenç bir mağlubiyet yaşattı yani. Aa, lan sen daha zorlarını attın. Aferin lan Gökay. Lan helal olsun sana Gökay. Adamsın adam. O sarı kart var ya. Senin madalyan. Adam 7 atmış o. Ömer Bayram'ı atacağım yerine. Çok pis gaza geldim şu an. Şey saçma değil mi ya? Luyendama ile Markkanen'in aynı paraya satılıyor olması. Ben şu an elim ayağım titriyor mesela. Aa, seneye Cagne gelecek değil mi? Ayite. Andone bir çalım. İkinci çalım. Andone. Andone. Ben bu takımın tek santraforuyum diyor Andone. Windama'nın şeyi yok herhalde. He? Dünya tanınmışlığı daha az. Sakin. Abi stoperi Kongo'dan alacaksın. Adamlar işi bilmiyor. Ah be. Tam da Lines bindirmişti aktarabilse. Şu an orada boşluk var. Sio. E tabi Sio orayı satmasa olur muydu böyle bir maç? O 9 gol atmış ya. Nasıl bir adam ya? Andone'yi alacak mısın? Vallahi Andone serbest kalma bedeli falan yok herhalde. Seni daha kiralayabilirsek yani deneriz de onun haricinde çok zor.
Andone, yani 23,5 milyon euroluk bir bedel. Oyunda seriye falan 18 veriyorlar ama ah be, Luyendam'ı atıyordu, kaleci çıkardı. Penaltı. Vallahi penaltı olursa, eğer elim yetişirse Luyendam'ı attıracağım. Ramos. Adama dedik ya, acaba seni alsak mı, sözleşmesi bitiyor. Ben Andone'den umutluydum. Aa, Luyendam'ı seçtim, gelmedi lan. Beş artı istiyorlar. Andone bir de iki kere ağır sakatlandı ya. Ya bir kere ligimiz için işe yarar bir oyun. Yani ha, bu hat-trick yapacağı için buna verdirdiler. Neyse, devre arasına gidiyoruz ya. Oyuncuları sonuna kadar kullanalım. Yok, burada hat-trick yapacaktı ya. Süreçten değil de iki golü vardı. Falcao atar mı? Muslera'yı niye çıkartacağım? Ah be Falcao, sonunda. Hayatımda ilk kez kalecinin dinlendirilmesiyle alakalı bir telkin duydum. Veya bir tavsiye geldi. Hayatım boyunca ilk kez kaleciyi dinlendir tavsiyesi aldım. Chat'te alan var mı böyle bir şey, telkin? Kaleciyi dinlendir falan, dinlensin diye. Hani kupa maçında falan yedek kalecini oynatırsın. Oyunda da eklemişler hani kupa kalecisi falan diye. Hadi be, Falcao bir tane daha. Lan nereye atıyorsun ya? Yanında adam var oğlum ya. Tamam, CEO'ya baksana, uçacak, bak bak CEO'ya bak bak. Bak koşulara bak. Seni çakal seni. Evet, üçüncü kişi gelince oraları açtılar. Aman, offside mi? Abi Luyendam ama ayağını germeden topa vuruyor ya. Luyendam'a. Al o topu Luyendam'a. Evet, 7-1'lik güzel galibiyet. 500 bin euro Falcao'nun transferinden third party. Ulan third party niye? Manyak mısınız lan? Şeyin program mı bu? Üçüncü parti. Parti yazılımlar 500 bin euro alacak. Oyunda bir şeylik var. Takımı da yazmıyor. Acaba kim alacak? Neyse, uğraşmayalım. 402 euro. Yines 3 gol, bir asist. Kariyerinde de daha başka hat-trick yapamazsın herhalde. Bir de ne yaptık? Kaç gol attık bu arada? 100 golü geçer miyiz bu sene böyle giderse? 47 gol. Çok zor. Hiç gol atamadığımız maçlar. Bir maçta gol atamamışız. Mağlup olduğumuz. Burada beraberliklerde yok. Sadece bir maçta gol atamamışız. Başakşehir'e karşı. Ondan da güzel bir intikam almamız lazım. Teşekkürler Tekel Mavisi. Hoş geldin. 100 paketim güncel, evet. gol 12 gol yiyor. Biraz fazla yiyoruz, açık oynuyoruz. Başakşehir'e bak, 18 gol atmış, 12 gol yemiş. 6 mağlubiyet. Geldiler beni yendiler ya. 43 32 4 puanlık bir fark var Trabzonspor'da. Şu Flavio Ramos diyordu, değil mi? O uzatmışlar 2000.
Şimdi biz sezon sonuna kadar şöyle bir devre arasına kadar sezon sonuna kadar biraz fazla oldu değil mi? Oyuncu potansiyel yetenek aralığı ya oyun içi editörden bakabilirsin ya da Steam'de ücretsiz olarak alabileceğin Football Manager oyununu alırsan Football Manager editör var. Ben bunun nesini okuyayım da anlayayım ya. Gelir vergileri değişmiş. Geç abi geç. Şimdi tatile çıkalım. Şu maçlar da oynansın da Mustafa Kapı'yı biz ne yaptık? Sivasspor'a bedelsiz gitti. Şey. Anlaştılar mı? Yo. Devre arasında gidecek değil mi? Evet. Geri alma bedeli koymuştuk. Bakalım geri alma bedeliyle birlikte alıp imza attırabilecek miyiz? -39 neyse 4 puan fark oldu. Allah aşkına şu nedir? Liverpool nedir ya? Artık Real Madrid falan gelsin istiyorum. Liverpool gelsin istemiyorum ya. Bir Ocağı kadar tatile çık. Aleykümselam Enes, hoş geldin. Nasılsın? Oyun tatildeyken şöyle en sağlam regen diye bir şey açmıştık. Onu da bu arada ona da bakalım. Epeydir bakacağız deyip bakmadık. Şuradan bakalım Yiğit kim göndermiş? Yiğit gelişir demiş. 20 ya 21 yaşında hızlanma yok, çeviklik yok. Her şey mükemmel de kapalı savunma oyuncusu bu. Önde oynayan takımlarda olmaz. Ya da yanına hızlanması 16-17 olan bir tane şey atacaksın. Stoper atacaksın. Bu kadar dengesiz şey olur mu ya? Adam pozisyon alma falan muhteşem. Hızlanma yok. 20 milyonu aldım. 179 potansiyel sekmez. 179 potansiyel var. Yalnız şu şey harika. Bu şu an şu görüntüyü gördüm ya, kulağımda Azer Bülbül çalıyor. PM 19, 18 yaşında Brezilyalı, fiziksel olarak birinci sınıf olacak. Tabii hiç gözlemlemesini falan görmediğimiz için hiç yorum yapamıyoruz. Düşünsene bir de iki her şey aynıymış. Takımda da oynuyor. Bura göndermiş. Jose Rogerio. Oha. Bak taş işte bu. Taş Samsun Spor'la sözleşmesi var. 2 tane. Burada hava topları çok iyi. 1.87 bu. 1.85. Kafa vuruşu 16. Kafa vuruşu 14. Yuh. Teşekkürler RT10. Hoş geldin. 99 pot var. 99 potansiyel var. Bakalım ne yapacak. Ama oyun karakteristiği de biraz oyun karakteristiği çalıştırmak lazım bu adama. 6 yaşında. Kimmiş? Kanada tankı. Kaan yazmış. Kanadalı tank. 17 yaşında. Oo bak bunun hızlanma falan var ya. Dayanıklılık vesaire gelişir. Pozisyon alma gelişecek. Agresif idarete bak. 1.97 bir de adama. Ve bu da Kolombiyalı tankmış. 17 yaşında. Evet bunlar gelişecek. Oyuncu gözlemlemeden alınmış ama bunlar da ha. Yani böyle biraz böyle şey kokuyor bunlar. Neyse söylemeyeyim. Belki de yeni bir küçük Van Dijk olabilir demiş. 5 yıldız potansiyel var. Dengeye menge. Biz şimdi bunlara bakacağız. Ondan sonra gideceğiz Ahmet Çalık'la Liverpool deplasmanına. Anfield Road.
Delik deşik edecekler bizi. Daha şey, at kanada zaten diyecektim. Bak kanat oynat bunu. Kanat bek kullan. Orta yapmayı çalıştır. Tamam. Enes doldurmuş. Piro. Japon mu? Yo, Fransız. Adam Fransız, siyahi ve Japon adı var. Hiro. Bu da bayağı iyi ya. 90. Yuh. Markaş. Pozisyon alma. Taş. Taş. Yayının süresini bilmiyorum. Belli olmaz ama 2 saat falan herhalde. Edu. İspanyol Lugano. İspanyol Lugano. Ne lan? Ne şey bu? Bir ara gladyatör web tabanlı bir oyun falan vardı. Oradan fırlamış gelmiş. Gladius muydu? Bir adı vardı hatırlamıyorum. Mirko Peruzzi. Dostum sen bu adamları bir tanesini bir de yedekte mi tutmak zorundasın çift stoper oynuyorsa? Yuh. Sonra diyor ki Şampiyonlar Ligi. Alırsın tabii bu adamlarla Şampiyonlar Ligi'ni. Maşallah, maşallah. Mirko sağ bek miydi? Vallahi hepsinin zıplaması tavandı dostum. Hepsini stoperde oynatırdım ben. Kopenhag hazırlık maçını kabul etmiş Yannick Cabrera. Abi buna niye bu kadar iyi iş? Adam bitirici santrafor. Sen de stopersin ama top kapman 10. Yılın 11'inde Galatasaray'ın seçilen oyuncuları Luyendama, Lemina. Aa Şampiyonlar Ligi'nde mi? Ha, Afrika'ymış. Ne oluyor dedim lan. Sané, Keita, Salah'ı görünce. Hani yılın futbolcusu. Lemina ikincisi. Aa yakışır. Hadi hayırlı işler. Tüh. Purple forması giyeydim belki. Vallahi iyi başarı gene yani bunları geçip de. Diğer rakiplerini geçip de burada olmak. Emre Akbaba ne oldu ya? Emre Akbaba'ya böyle bir... Abi. Hafta daha yok. Neyse devre arasında bunu alalım. Ofansif oyun kurucu çatır çatır oynar biliyor musunuz Emre seneye? Oyuncu profili bakmıyorum Denizciğim. Bunu oyun kurucu olarak şey yapalım. Artık çıkartalım az kadroya ya. Maicon gelecek seneye. Maicon'u satabiliriz herhalde, değil mi? Maicon. Seri. 11 asist. 11 asist. Duran top asist. Bakın oyunda da attı. 7 asist lan. Onyekuru'ya ben dünyanın lafını yapıyorum. Adam 7 asist. Gerçi o da bir maçta yaptı. Andone 12 gol. Lemina 4 asist. Saracchi 7 asist. İyi performans alıyoruz yani şaka bir yana. Mutlu Doğan kim? Orta saha. Ofansif oyun. Yalnız teknik falan tam alt lig topçusu ha. Link atabiliyor muyuz sence? Nasıl gelişim? Link atamıyorsun dostum buraya. Buralarda link yok. Discord'da bir daha böyle bir şey yaparsak. Ha, bu arada gönderenler olacak mıydı bilmiyorum ama şeyi kaldırdım kanalı. Ben sadelikten yanayım. Discord'da çok az şey vardır. O da vardır. Mustafa Kapı gidecek. Tamam. Erkan Süer var. Erkan Süer. 4 yıldız potansiyel var da tabii ki de şu an kadro kalitesine göre. Adam diyor ki Ahmet Çalık'a bakıyor. Bu da diyor. Şöyle bir gözlemcilikten kiralık olarak genel itibariyle böyle rol mevki fark etmeden para olarak da yüksek meblağlı bir takım oyuncular var mı acaba? Ya modern bekini fark et lan. Ama biz bunu bayağı önceden başlatmıştık. Sen yeni attın herhalde Lime Dot'u, öyle mi?
Eric Bailey. Eric Bailey stoperde konsantrasyon çok kötü. Ahmet Çalık mı, Eric Bailey mi dediğim duyar gibiyim. Mariano'yu forvete düşünsene. Kiralık gelir mi? 3 milyon euro istiyor yarım sezon için. Jordan Ibe. Kanat. Kanat forvet derse. Bence Ibe ile iş yapabiliriz ya. Kiralık 1 milyon euro bir şey. Oha, 16.75 zor alma. Opsiyonlu yaparsanız bunu. Opsiyonlu 15. Kaldır pazarlıktan çıkar. 5 vereyim 5. Hadi akşam pazarı. Ama yok. Jordan Ibe diye okunuyor. Valla ben İngiliz değil. Yabancı dilim de yok. Ben İbe diye okuyorum. Hiç umurumda değil yani. Kendisi benim adımı Taner bulayarak söyleyebiliyorsa özür dilerimi sunarım ama Tanner falan derse onun ta ağzına. Takılmayın böyle şeylere ya. İçim dedim. Başım battı. O vlogla işim olmaz. Yaşlara bak. Mariano, Tom Deney. Şey, Troy Deney pardon. Bu adam da var ya Watford'da deli gibi şey yaptı ya adam. Championship hala adam takımda yani atıyor da. Phil Jones kiralasak çok şey kaçmaz değil mi? Ya İngiltere'de de kiralama işi falan iyi güzel hoş da çok şey istiyorlar ya. Joao Pedro iyi adam da. Eyvallah Henrique. Maaşlar yüksek. Adamlar ona göre şey istiyor. 1,5 milyon euro. Bir de zorunlu bedel bir dakika. 6,70. Biz bu adamı 6'ya alsak her türlü satar mıyız? İsaret falan. Bir tek hava topları ve çok güçlü. Onun haricinde top kapma falan çok kötü. Yani hiç böyle şey durumda bir adam değil. Biraz idare edecek bir şey olsa belki. Şimdi veri tabanı oluştururken seçtiğim ülkeler, birincisi oynayacağım ülkeyi seçiyorum. İkincisi oyuncu satabileceğim ülkeleri seçiyorum. Bir kere Premier Lig kesin olması lazım. Çin Ligi de bunlara dahil. Hayda. Bunları seçmen. Moise Kean. Galatasaray'la UEFA geçen sene UEFA Avrupa Ligi'ni aldığımız zaman Moise Kean takımdaydı. Soğukkanlılık çok kötü. Bu da bitirici etkileyen bir durum. Ama her türlü iş yaparsın sen ya. 1,5. Dört buçuk verilir mi? 4,5 milyon euro vereceğim Moise Kean'e. Bir sene kullanacağım ama o da çok şey. Maddi durumu düzeltmeye çalışıyoruz. 4,5 milyon euro biraz göz korkuttu. Matt Ritchie. Kanat bek sol. Orta sahası adam nasıl bir dünyada?
Çok güzel özellikleri varmış. Ensah'ı geç. Nakajima. Porto'da kiralık. Nakajima da iş yapar herhalde ya. Biraz pıtı pıtı bir adam ama. Onyekuru 7 asist yapmış. Gol falan şey sıkıntı var ama. Ya düşük bir meblağ varsa sezon sonuna kadar denenebilir. 3,5 milyon euro mu? Yuh. Hem adamı kiralık listesine koy hem de adamdan maaşını geçtim. Üstüne para kazanmaya çalış. Evet, Porto ile oynamıştık. Çok rahat geçmişti. Tati Chong. Şu adamı bir kariyerimde kiralık aldım. İkinci maçta mı ne sakatlandı ya adam. Ve çok uzun süreli sakatlık yaşadı. Aa. Hiç fena değilmiş. Abi yani kiralık olarak alacağım oyuncuya ben yarım sezon 3 milyon euro. Maaşı 1 milyon euro adam. Adam maaşından bir senede ödediği şeye geliyor. Yine sezon sonu 17'ye gidiyor. Abi her kariyerde aynı olmayabilir ama ya. Ayıptır. Abi her zaman olursa veri tabanlı bir videonun açıklamasına veya veri tabanı ile alakalı şey var, video var bir tane yapabilir. Ama oyuncu satmak için muhakkak major ligleri açabilirsin. Yani açman lazım. Juan Jesus. Pozisyon alma biraz zayıf gibi ama geri kalan her şeyi çok. Konsantrasyon da çok. Taner abi oyunda bir futbolcunun en iyi kişilik özelliği örnek teşkil eden yazıyorsa bir editörle oynanmıştır. O, çıkmıyor mu öyle hiç oyuncu şeyi? Çıkıyordur illaki ya. Genç Tete. Evet, Tete biraz daha atletik, biraz daha süratli. Ya yani özel yetenek falan biraz daha düşük ama çok yüksek para istemiyorlarsa. Abi ben mi cimriyim? Bu adamlar mı çok istiyor? 2 milyon euro. Teşekkürler Funkroll, hoş geldin. Ya bu adamların paranın nasıl kazanıldığıyla alakalı en ufak bir fikri yok bence. Ya kiralık dediğim budur. 950 bin euroya gelsin adam. Başım gözüm üstüne. Bir tane çıkarsa çıkar. İbrahim Diaz'a ihtiyacım yok. Kevin Long, stoper. Neyse bir stoper al. Aslında orta sahaya bir tane. Aa, Renato Tapya değil mi? Ben bu adamı alacağım. Opsiyonlu bedel de 2,5 yapsak 5,70. O zaman sizinle anlaşacağız.
Tabii bir de şimdi elimizde şeyleri de çıkarmamız lazım. Yabancılarla alakalı da sıkıntımız var biliyorsunuz. Onları da bir düzenlememiz lazım. Ya şimdi Mark harika bir profilim var. Ama biraz yavaşsın. Yani orta yapman kusursuzsun da çok yavaşsın. Yani 12-12 ben mi yanlış düşündüm? Stanislas, Junior Stanislas. Solomon çok pahalı bunlar. Orlando. Evet, Orlando. Kebano. Orlando. Kolombiyalı. Kanat hücum yapsak orta yapma yok. Sadece süratli. Orta yapmayı değişseniz ya şeyle. Mark'la değiştirin orta yapmanızı. Kat. Eko. Ya sen de çok hantalsın ya. Geri dönüş falan yok. Orta yapman çok. Allah aşkına nasıl sen kanat oyuncusun? Abi orta yapmanız niye bu kadar kötü sizin? 10. 10 yani orta yapma 10. Bir tane daha bir kanat falan bir şeyler bulursak. Gerçi 3. kanat da nereye alacağız ki, o da var. Şimdi ben alıyorum bunları da. Chapman. Emircan Altıntaş Alanyaspor'dan alayım mı? Şimdi iki tane yabancıdan kurtulmamız lazım. Kimi çıkartacağız gelirse bizim oyuncularımız? Sekidika'yı ben kiralık olarak gönderirim. Zaten transfer kiralama durumu kiralamaya uygun diyelim. Diğer oyuncu kim olacak bakalım. Bir milyon euroya versinler Alparslan Öztürk'ü alırım. Hiç gelmedi şey. Instagram'da gelmiştir. Yani Instagram'dan şey Instagram diyor. Twitter'dan. Takip ederseniz aslında Twitter'da düzenli olarak. Şey yok mu? Geri alma 500 bin liraya. Yapmadık mı lan o gün? Ha 500 bin var işte. Bakalım ne olacak? Mali durum iyi. İyi, maaşa az para veriyoruz. Çok güzel. Yani şu birkaç oyuncu satışıyla birlikte de biraz daha iyi hale getiririz. Lines'i övelim ya. Lines bizim adamımız ya. Lines 15'e veririm ya sezon sonu. Hiç düşünme. Taktik bölümünün yanındaki kadro değil de yedekler özelliğini nasıl açıyoruz bir türlü çözemedim. Ha burada şey olması lazım ama ya. Şunu diyorsan. Veya şu şeyi. Monitör çözünürlüğünle alakalı. Ha. Seneye deneyeceğiz. Sezon sonu deneyeceğiz. Ha, 13 yabancımız varmış bizim. Sekidika'yı da çıkartırız. 12 yabancı. Tamam işte. Bu iki yabancı da gelince tam daha yer açmaya da gerek kalmamış. (gülüyor) 2021. Biraz daha bekle. Yok yok. Seninle sözleşme falan yok. Mert Hakan ve Emre Kılınç.
Şimdi şey öneremiyoruz Emre Kılınç'a. Nasıl bir yol tavsiye edersiniz? Yazabilirsem adamın adını gelecek de. Sözleşme öneremiyorum. Böyle bir şey yok. Kaç paraya satıyorlar? 3,5 milyon euroya satıyorlar. Bakalım daha düşük bedelleri almaya çalışalım. Abi peşin para 1 milyon eurodan fazla verdim ben kaşıntı başlıyor. Ya da 20 milli maçta 2 milyon euro daha vereceğim. 1,5 vereceğim. Ne alemde bizim karşı? Feghouli'yi bir transfer listesine koysak denesek mi ya? Feghouli ofansif orta saha destekte de şey ofansif oyun kurucuda da deneyebiliriz yani. Yüz paketleri güncel olunca ne oluyor mesela? FM19'da veya FM işte atıyorum 16'da 19 yaşında olan bir adamın o bebeksi yüzü gidiyor. FM20'de oyuncunun yüzünü de eklemiş oluyorlar. Yeni oyuna dahil olan oyuncular oluyor. Altyapılardan çıkan Ömer Faruk Beyaz, Mustafa Kapı bu tarz oyuncular. Yani başka bir şeyi yok. Güncellemenin. Sen kaç paraya satılık? 2,8. Mert Hakan'a ihtiyacım yok. Orta saha kıyamet gibi oyuncum var. Hangi Ersin? Ersin Destanoğlu. Ama hangi güncellemede olduğu belli değil. Öyle bir olay var. Yuh. Yuh. Kirala Haziran'da sözleşme önerirsin. Adamlar kiralamaz ki. Ya arkadaş ne oluyor ya? Ha, gün ilerletmem mi lazım? Son güncellemede sadece atıyorum 3.000-4.000 tane resim vardır. Onunla hiçbir alakası yok. Bak o Ersin'in tarz oyuncularının hangi pakette olduğu belli değil. Aslında şöyle bir şey var. O sitede Ersin Destanoğlu yaz arat. Yüzüne bakabiliyorsun hangi şeyde olduğunu. Hangi güncellemede olduğunu bulabilirsin. Ama şimdi tek tek gösteremem. Biraz kucaklaman lazım. De aslında bakılacak bir yer var. Oynatıldığı zaman para verelim. 40 bin. Hadi biraz para da verelim. Bakalım. Bir hazırlık maçında yenmişiz. Andone gene gol atmış. Bence bizim asıl yapacağımız eğer bir sene daha kiralayabilirsek Allah kahretmesin demeden önce Aa, 5 milyon.
Kiralamak mı istedim? Ne oluyor? Ulan bırakmadılar ki şu adamı oynat. Abi çok büyük para. 6 milyon euro bir senede. Abi kusura bakma. O da kabul edip etmeyecekleri belli değil de şu an verirsem önümüzdeki sene için 6 milyon euro veremem. Sözleşme öneremiyoruz. Yani Schalke oyuncuya teklif yapınca transfer teklif oluyor. Ben teklif yapınca olmuyor. Ayartma oluyor. Bizim şeylerimiz öyle herkes. Kendi takımı futbolcu teklif yapınca teklif oluyor mesela. Ama başka bir oyuncu şey yapınca ayartma oluyor. Başka bir. Altı milyon çok ya, zaten veremem ben o parayı ya. Ha, Liyacı vardı, doğru. Beşiktaş kariyerinde alamamıştık. Hangi takımdaydı o? Galiba sözleşme uzattılar mı? Öyle bir şey mi vardı? Ha bak. Anlaşmış Olimpik Lyon. Aynen. Beşiktaş kariyerinde de bizi kabul etmemişti bu adam ya. Paris Saint-Germain'e mi gitmiş? Yeri gene Fransa içinde bir takıma gitmiş. Bir tek bu adamı Benfica kariyerimde alabildim ben ya. Teşekkürler Art, hoş geldin. Şey pardon, Real Madrid kariyerimde almıştım. Spoiler, kaçıncı bölümdesin ki Beşiktaş kariyerinde? Ya şöyle rahat rahat gene şey yapamadık. Takım. Bayern Münih'le hazırlık maçı niye yapıyorsun? Ya bu kadar iç içe hazırlık maçları olmaz ki. Yaptınız işte. Yani tamam. Yani zaten ondan sonra habire da gidecek. Geldin Krieger. Ozan Kabak transfer neresi görüşülüyordu? Bir takım transfer edecek falan şeyi vardı ya. Neresiydi o? Yani Lazio kim? Kaan kimi? Kaan kendini öneriyor. Leicester geldi. Lazio geldi. Bir tane stoper geldi. Jean-Pierre. Alayım mı seni? Geleceğim mi? Alayım mı seni? Gece. Kaç para serbest kalma? 100. Neyse, takip listemize ekleyelim de bakalım nerelere gidecek. Nerelere gidecek? Muazzam ya.
Enes. Andoni Grossabel. Ne güzel isimleri var. Matias Oliveira. Var herhalde. Belki ilerleyen dönemlerde bakarız Oliveira Bey'e. Mert Çetin'i kiralamayı denemedim. Ahmet Çalık vardı zaten. Terzi. İşler çatır çatır oynuyor da. Antrenmanda oynuyorlar. Matias Arezzo evet ilaç ulan gene gittiler Adanaspor'la hazırlık maçı. Arezzo ilaç olur da Beşiktaş kariyerinde almıştık. Çok böyle aynı kariyerlerde üst üste aynı böyle oyuncularla oynamamaya çok özen göstermeye çalışıyorum. Windama hat-trick yapmış. Duyun Dana. Pozisyon bir şöyle bir pozisyon alması var ya biraz artsa 27 maç 6 gol adam orta saha oyuncusu sanki. Ligde yani ha bu hazırlık maçları falan hariç. Duyun Dana gibi adam baksana. Daha savunmada bir top kaptı adam resmen zorla elinden aldı topu ya. O topu bana ver der gibi. Onyekuru'dan çok gol attı adam. Onyekuru'nun bir golü var. 7 asist, 8 gole katkısı var. Duyundama 7 golü var. Teşekkürler Tuncay. Sağ ol, hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın? İşler maçı. Kendi evimizde. Oo, Ankara'dan gidiyoruz. Hadi bakalım Ankara takımları. Renato Tapya dedik gelmedi. Renato Tapya'yı alsaydık iyiydi ya. 5 milyon euroyu da alıp iyi paralara satma ihtimalimiz çok fazla olurdu bence o adamı. Kim aldık biz Abdülkerim? Euro mu aldık? Kaç paraya gittin lan? 20 kaç? 6,5 milyon euro. Allah bereket versin. Bir yerden iyi para aldık. Bir oldu gene. Onyekuru'yu övdü. Niye aldınız ki? Acaba şu an Feghouli transfer listesini koysak böyle ilgilenen falan olur mu? Ve merkezde oynatacağım seni bir süre. Sağda da sıklıkla Yunus'la oynayacağız. Maaş 3 milyon euro ben vereceğim maaş. 2022'ye kadar
Yani zaten adamın bende ne 2022 bir buçuk sezon şeyi var. Ne bir buçuk? 2,5 sezon. 2 sene kontratı var benden. 6 milyon euro para alacaklar. Bir tek faydam şey olacak. Maaş vermeyeceğim. Vallahi 2,5 milyon euro para veren gelsin alsın. Aynen onu da vermiyorlar da neyse 1,9 da iyi. O da işimizi görür. Bizim orta sahaya alacağımız yerli rotasyonda kullanabileceğimiz kaç paraya? Veya stoperde falan kullanabileceğimiz oyuncuları kaç paraya bizi? Alparslan Öztürk'ün profili hiç fena değil. Savunma ağırlıklı bir oyuncu ama yani en azından stoperde de karar alma falan pozisyon alma ama Ahmet Çalık'tan çok daha iyidir. Orta saha çalıştır. Bu dakikadan fazla oynamaması önerilir. Seni kadroya alırım. Son 30 dakika oynatırım ben biliyor musun? Çiçek. Emre'ye çok üzüldüm ya. Gene sakatlandı. 30 dakika. Gökay'la çıkmayalım. İlk maç biraz şey yapalım. Ne olur ne olmaz. Erencan yardımcıyı alacağım. Emre Akbaba kalacak. Muslera'yla çıkalım gene. Sonraki maçımız da yakındı herhalde. Çok uzak süreçte değil. Abi niye sürekli hazırlık maçı ayarlıyorsun? Biraz bir yerli kaleci. Gün yerine o. Prime Konate'yi de ikinci yarıda görmek istiyorum. Falcao'yu almayacağım maça. Erencan çıkacak. Neyse Saracchi ile Onyekuru dost, kardeş, kanka olmuşlar. Tek şu Şenerli Nes değişikliği yapalım. Zahavi mi Max Kruse mi? Zahavi daha net bitirici Kruse'den. Yani Kruse ikinci adam. Hücumdaki ikinci adam. Zahavi biraz daha bitirici. Daha böyle gole. Ama tabii kötü bir takım planında ikisi de bir işe yaramaz. Ah be Henry. Lan kalk devam et bari. Abi Orkun'a 8,5 artı pay istiyorlar. Valla öyle risk olarak şey aldık. Lozek aldık. Bir de Orkun'a o riske girmeyelim yüksek meblağa. Oo. Adam bizi duymuş. Devre arası çalışmış. Şimdi gör beni diyor. Gol atacağım diyor. Bakalım Lozek nasıl çıkacak? Onu da çünkü potansiyel yetenek aralığı çok şey. Pilav üstü kuru. Henry Onye kuru. Haydi Sangayi. Çok iyi bir top. Andone. Abi bu adam ne oldu ya? Bu adam direkt golü düşünüyor. Başka hiçbir şey yok ya. Çıldırtacak beni böyle performans olur mu ya?
Adam çalımlayıp gidiyor. Yani daha böyle şey oyuncularım böyle gol atmıyor benim. Yani hani 13 gol atması çok aşırı bir gol sayısı değil. Yani çok normal de. CEO atıyor bunları abi. CEO'nun bütün olayı o zaten. Kandeyi yaş. Bu adam da iyi ha. Çok iyi. Nereden gelmiş bu? Rangers. Alanyaspor 800 bin Rangers'a burada oynamış. Kandeyi yaş da güzel. Beğeniyorum. Efendim. Hala Kande Yaş'ın golü mü var? Tam be. Ya Konate'yi denemek istiyordum ama Gündoğan'ın sakatlığından dolayı da görmek değildi amacım ya performans. Birinci dakika. Oldu bu. Ne yapıyorsun oğlum? Nereye vuruyorsun? Niye öyle bir şey yapıyorsun? Ne gerek var? Fazla uç kayıt veriyorsun Avrupa'da. Fazla uçma derken şey mi? Şener 90'ı hedefledi de. Olmadı yani. Hedef 90'a gitmedi. Aynı benim gibi. Ben de PUBG'de öyle oynuyorum. Hani ben kafayı ateş etmeye çalışıyorum ama adamın kafası yerinde kalmıyor. Çok iyi be. Yunus. Valla bundan sonra sağ kanat Yunus'a emanet. Allah'ım tek toplar falan ne yapıyorsunuz siz oğlum? Bir dakika bir burada kim zıplaya? Şurada kim var? Birisi zıpladı. Aman Enes Papçı deme bana. Andone galiba değil mi? O boş zıpladı orada bak. Neyse güldük, eğlendik. Şimdi bir de gol yiyelim CEO'dan. Dışarı. Transferde. Yok ya daha bir şey yaptığımız yok başka. O bekle 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 bekle. Ay 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 ay. Ay yemin ediyorum benim adımı ya benim sözlerimi duymuş. Benim adımı şeye çıkartacak böyle kütüye çıkartacak. Cavani sezon yani bu transfer sezonu dönemlerinde Benfica'ya gideceği ve yıllık 9 milyon euro maaşla anlaşıldığı söyleniyordu. 9 milyon euro. Hatta şey dediler Benfica işte yeni gelen başkan vesaire artık her neyse kesenin ağzını açtı falan böyle çılgın transferler yapacaklar diyordu. Yani sanmıyorum. Haber lazım bizde. Yazılacak, çizilecek bir şeyler lazım. Atıyorlar ortaya. Ben inanmıyorum. milyondan 3 sene önce 3 sene sözleşme 6 milyon daha parası. Güzel galibiyet çocuklar. Aferin. Rak babayla alakalı bir şey. 11 gün 2 hafta yok. 1 gol 2 asist. Andone Bey ne yapıyorsunuz? Yok abi sponsor şey yapmaz. Ondan sonra başkanlar çıkıyor diyor. Borcumu ödeyin diyor. Ben cebimden para verdim. Alparslan için 10 milyon euro da biraz fazla ya. Yani adam Konyaspor'a karşı oynatıyorsun. Çıkıp benden 10 milyon euro mu istiyorsun?
Abi bu adamlar uçmuş ya. 6,5, 10. Enteresan paralar bunlar. Dört maç 34 galibiyet. Hiç gol atamadığım böyle 50 şut çekip kaleyi 29 bulan şut varken gol atamadığım maç da mı olmadı? Yalnız takımda iki tane çok şey adam var. Birisi Saracchi. Saracchi. Yani atletik olarak falan da fena değil. Geride Andone. Baya baya şey yapıyorlar yani. Ediyorlar. Tüh. Tamam gitti. Nazar değdi adama. Selçuk, seni bu maçta oynatacağım ya. Şimdi bir. Taylan'ı kiralık göndereyim ben. Abdus Samet, seni de altyapıya göndereyim. Bugüncüm, seni de göndereyim. Ahmet var. Mate var. Min var. Bunlar bizi idare eder. İnşallah gider de şu 5 milyon eurodan. Teşekkürler Jason, hoş geldin. Menajeri görevlendirelim. Yüz yamasını Discord sunucumuzda grafik paketleri bölümünde e 10.00 Facebook'e kadar var. O şu an 12'lerde falan. 10.01, 10.02 falan diye gidiyor. Hani o öyle hesapla. Epey bir güncelleme geldi. Evet. Lig maçı geldi. Yunus, Feguli, Sangal, Lemina. Şuraya şey yapayım ben. Seriyi atayım. Feguli'yi de düşünüyorum ama asıl amacım bir an önce buraya Emre Akbaba'yı monte etmeye çalışmak. Önümüzdeki sene de en azından orada neler yapabileceğini göreyim. Forvet arkasına adam almam belki ya önümüzdeki sene. Emre Akbaba'yla. Oo, hadi hayırlısı. Devam edebilirsin. Seri attı serbest vuruştan. Save dosyası kalsın. Yunus, penaltı. Aferin Yunus. Abi çok hızlı geçtin gene ya. Yunus'a attıracaktım penaltıyı. Kaçıracak. Oo, ters köşe. Orada yaz, buradan yaz. Seri hani şey ya, ayağı çok düzgün. İlk kontrol, teknik. Aferin Konate. Konate sol ayaklı mı bu ara? Bakmadım ama ulan Andone. Ulan Andone. Top dönüyor, dolaşıyor. Sağ ayaklıyım. Ve bir şekilde önüne geliyor adam. Atıyor ya. Atıyor. Aynen. Beyaz ruh. Galatasaraylıymış. Takımını da öğrendik. Ya şu kariyer çok güzel, muhteşem gidiyordu, biliyorum. Çok eğlenceli, keyifli gidiyor falan. Kariyerde tek bir kötü nokta oldu. Şampiyonlar Ligi'nde devam ettik. Yani biz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi planlıyorduk. Şampiyonlar Ligi'ne Liverpool geldi. Daha oy. Rox, hoş geldin.
Maçın gidişatından memnunum. Guinness %100 topa müdahalede kazanma. O kadar çok top kazanmış ki yanında bir de sarı kart promosyon olmuş. Kontrolsüz oynama bak. Oo. Haydi artık. Yok artık LeBron James. Lan o top oradan mı orta? Hiç kafayı kaldırmadı adam, insan bir bakar bir şey yapar. Ölçer, biçer. Karatçı ne yapıyorsun? Geri dön. Onyekuru var. Kankan. RTX 2070 alınır. Niye alınmasın ya? Kaç para? Alınır mı lan o kart? Aha, alınır mı? Serinin iki golü var. Biri duran top. Yani biri serbest vuruş, biri penaltı. Evet, Emre Akbaba'yı atalım. Lemina yerine de Selçuk'u atacağım. Defansif oyun kurucu destek. Sangay'ı da iki yönlü orta saha yapayım. Ara transfer bitti ya. Bir tane oyuncu kiraladık sadece. Bir oyuncuya bakıyorduk ama olmadı. Gelmedi yani. Renato Tapia'yı düşünüyorum. Selçuk da bu ara ilk kez bu sezon galiba. Son bir maç. Şu an yeni aldın o mu? İyi, hayırlı olsun. Kaç paraya aldın? Pimpi nasıl? Ya çok para ya. Taylan kiralık neresi? Reims. Oo, Fransa git. Taylan tam böyle ufak tefek böyle biraz oynatıp işte 3-5 bir şeye satabileceğin bir şey profil. Yani böyle çok bir şey beklemeyeceksin. Bence oynasa biraz daha şey yapardı kendini de. Olmuyor işte. Bir şeyler katamıyorlar ne yazık. Oynayınca yazık ki bir şey katamıyorum. Ben anlamıyorum yani niye böyle oluyor? Niye bu kadar zor? Süreç enteresan bir durum. Yani Larin geçen sezon nasıldı? Bu sezon yurt dışına gitti, geldi. Biraz belli yani üstüne katmış. Abi ben kariyer yaparken senin bulduğun gibi seviye oyuncular bulamıyorum oyunda. Bu sene başladım. Nasıl bulabilirim? Gözlemcilik anı kullanabilirsin. Oyuncuları gözlemleyeceksin ve takım itibar yani 3 yıldızdan yüksek oyunculara bak. En az 4 yıldız potansiyeli veya mevcut yeteneği olan oyunculara bakacaksın. Senin takımına göre daha iyi durumda onlar. Ama tabii bu gözlemcilikle alakalı YouTube'da videolarım arasında var. Hani gözlemciler nasıl gönderilir vesaire tarzı bir şey. Oradan bayağı bir şey yapabilirsin, yol alabilirsin. Atalay. Seriyi çıkartalım, Atalay'ı oynatalım. Bir arada bir şey değişikliği yaparız. Saratçı yerine Ömer Bayram'ı atalım. Serant gelmiş mi? İyi bir adam da yani çok süratli atletik, biraz zihinsel özellikleri böyle şey. Fiziksel olarak çok iyi. Teknik olarak da iyi. Zihinsel özellikleri biraz düşük. Umarım iş yapar ama. Çabuk oyuncu.
Çok güzel şey kurmuş Gençler Birliği ya, kadro. Sangalli ne yaptın? O oyundaki en böyle pas verilmeyecek adama verdin ya. Adamın işi o zaten. Alıp koşup bak. Ha şöyle yapacaksın Ekremcim. O mesela onun arka işte o gözlemcilik şeyinde onun arka attı lan, helal olsun. Onun arka planındaki olay var orada. Mesela ben Brezilya'ya gözlemci gönderiyorum. Ve sürekli oradalar. Atıyorum bir sezon, iki sezon, iki sene orayı sürekli gözlemliyorlar. Biraz da işte dediğim gibi potansiyel yıldızına göre, zaten mevcut yıldız 5 olan bir oyuncuyu çok ucuza alamazsın. Ama potansiyel yeteneği 5 yıldız olan bir oyuncu serbest kalma maddesi de oluyor Güney Amerika'da. Özellikle Brezilyalı oyuncularda. Atıyorum 5 milyon euro serbest kalma maddesi var. Adam 16 yaşında ve 5 yıldız potansiyel yeteneği var. Bu arada Henry Onyekuru hem Gençler Birliği'ne atıyormuş. O maçın şeyde atmadı herhalde, Ankara Gücü maçı. O tarz oyuncuları alabilirsin. Ha bu arada iyi olup olmadığı da tabii ki de gözlemci raporuna bağlı. Ya da hiç uğraşmadan editörler var, oradan bakarsın. Ama çok can sıkıcı, çok bariz belli yani işte. Ne bileyim, Uganda'nın 86. liginden 80 potansiyelli adam almışsın. Bariz belli yani şey. En üst seviye biraz şans işi. Bak Orkun Kökçü'yü aldım Fenerbahçe kariyerinde. 100 potansiyel yetenekte çıktı mesela. Jette 160 falan, bende 140. Şans işi biraz yani. Bazen gözlemci raporları da yanıltabilir. Atalay yerine Emre'yi atalım. Nus kalsın. Henry Onyekuru yerine de Adem Büyük. Ekremcim teşekkür ederim. Turu bitmiş dedin ya, şimdi 5 tane gol yerim elenirim Hakan. O Deniz şey fix zaten ya. Yani işte nerede var? İşte Polonya'da da çıkıyor ama en çok işte Legia'da çıkar. Diğer takım Lech Poznan'da falan da var ama işte Legia biraz daha göz önünde. İşte Sırbistan'da Partizan, Kızıl Yıldız. Rabochni'den de çıkıyor. Ama Partizan ve Kızıl Yıldız'da çıkma ihtimali daha yüksek. Brezilya'da öyle her yerde çıkabilir. Altınordu'da. Ben muhakkak Altınordu oyuncuların her sene gözlemlerim 500 bin euro veririm. 3,5 veya 4 yıldız üstü oyuncular, bir iki tane kaç tane çıkarsa alırım. Bildişinde var Asek. Asseç miydi? Neydi takım adı şu an? Çete biri yazsa da nasıl yazıldığını daha sonradan diyen arkadaşlar takım adını sorar belki. Daha şöyle. Mimos muydu? Evet. Asek, Osas. Evet, takım. Giovanni Sio. Oğlum bu adamın teknik direktörü olsan çıldırır. Düşünsene adamı alıp sürekli koşup vuruyor bir yerden kaleye. İşte bazısı da bu kadar alıp defans arkası sarkıp koşup topu şey yapamıyor. Böyle ağlarla buluşturamıyor. O topu alıp tutup takım arkadaşlarının gelmesini sağlıyor. Kaan şu ağzını açtıktan sonraki süreç. İngiliz olsan şey sorgular mıydın Deniz? Bizim trafiğimiz neden sağdan değil de soldan? Bizim ağırlık birimlerimiz, ölçü birimlerimiz, her şeyimiz niye daha farklı? Niye biz daha farklı şeyler konuşuyoruz falan diye sorar mıydın?
Ama emin ol, JR gibi bir olay olmuştur. JR. Junior, yani JR Junior kısaltmasını JR diye çeviriyorlar zamanında TRT'de, o Dallas dizisinde. Adamın adı aslında işte ismi neyse bilmem ne Junior ama JR diye kalmış ve Türkiye JR diye biliyordu adamı. Kuba'da ne oldu şimdi? 6. Çeyrek final eşleşmeleri ne zaman? 23 Ocak'ta Marka Sarıkart sınırına ulaşmış. Beguli için kiralama tek kiralama yok. Yok. Power Rangers. Hayır. Kaldır. Tamam mı? Gelecekteki zorunlu bedeli 2 milyon euro. Bunlar aç ha, bunlar aç. Bunlar maaşını bile vermez. Arkasına bakmadan kaçtı. Hadi kim geldiyse geldi. Çaykur Rizim. Topluluğumuza katılan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ve kollarınıza, internetlerinize sağlık. Sheffield Feguli niye kiralama diye? Ya sen de mi paran, senin de mi paran yok? Sen de mi? Opsiyonlu bonservis bedelin yok. Abi ne kadar ölücüsün. Donanım haberdeki ölücü grubu bunlar. Ben de biraz alalım. Beguli'den herkes kaçıyor. Allah. Maicon gitti 6 hafta. Ne güzel oynuyordu kiralık. Marco da gitti. Tamam, açıklıyorum. Maicon değil de Feguli sakatlandı zannettim. Daha uzun süre... Ya Allah belanızı versin. Şuna bir çare bulun ya. 914 bin euro maaş alıyor. Adamın lig ortalama 7.28. Sözleşme önereceğim şimdi. Ah bu mu yani? Yaptığınız oyun bu kadar işte. Oyunun dinamiği şeyi bu kadar. Ya Muster'e git konuş sen de ya. Çok sinirlendim şu an. Bütün enerjim gitti ya. Benfica kariyeri yapıyorum anasını satayım. Adam 900 bin euro maaş alıyor. Beş maç. 1.3 lan ne senin dediğin ne benim dediğim. Tamam 1.1 tamam. Niye? Abi 5 milyon euro adama maaş veriyorsun. 5 milyon euro. Bu adam gittiği zaman biz rahatlayacağız zaten ya. Yönetimle görüşeceğim ben ya. Dın 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 dın. Al işte. Kafala her şey üst.
Kafalar şu an mükemmel, tertemiz. Ay ay. Kaan'cığım, maaş verdirmiyorum da yukarıda aylık oynasa da oynamasa da alacağım bir para var. Maaş karşılamasının geçtim, oradan da belli bir para alacağız. Konya deplasmanı biriyle başlıyor. Vallahi Deniz için hangi kariyeri yapacağımla alakalı inan. Kral ya, ben buradayım diyor. Muazzam ya adam, muazzam. Yalnız duran topları ön direğe, evet, iki kişinin olması yaptırıyor. Ceyhun Gülselam'ı alalım ya. Neyse, ilk yarı bitti. Ekuru'yu çıkartalım. Deneyimli kanatçı Mas. Yedik. Farkındaysanız hep o köşelerden yapılan serbest vuruşlarda gol yiyorum. Kasımpaşa maçında iki tane yedim aynısından. Bu 19. hafta galiba. Bir tane daha oradan serbest vuruş olacak ve bir tane daha yiyeceğim. Ben bir tane daha bekliyorum. Serbest vuruş. Penaltı değil herhalde dışarıda. Hocam sen VAR standının başına gittiysen yarın gelirsin. Futbolcuların terleri soğuk. Konsantrasyonları. Ne yaptıklarını unut. Atamayacağım. Bakmıyorum. Paranı harca. Oho, beyi sattı ya. O zaman bakarız bir dahaki bölüm. Bir yere yatırırız parayı. Yani 90 artı 1 ve 90 artı 3. 4 golün 4'ü de duran toptan oldu maçta. 4 golün 4'ü de duran toptan oldu. Evet, çok güzel. 9 puan fark oldu şu an. Hafta itibariyle performans, gol, 2 asist. Sen beni bırakıp gideceksin ha. Kariyerindeki en iyi performansın gerçekleşti. En golcü sezonunu yaşıyorsun ve beni bırakıp gideceksin. Aşk olsun. Çaprazlama bizi kesmişler, görüyorsunuz değil mi? Çaprazlama kesmişler. Ayıp ayıp.
Evet. Vallahi değeri çok o kiralığın ya. Kaç para Konate? 6. Serbest kalma yok. Ama bir almaya çalışsak herhalde dünyanın parası olur. Şöyle bir kayıt alalım. Beyler izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu saate kadar yalnız bırakmadınız. Bırakıp benimle birlikte takıldınız. Başka bir yayın yapan arkadaş var. FM yayını yapan. Ona gönderiyorum. Selam söylersiniz. Benden görüşürüz.